Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda böyle bir hastanedeyim. Bir şeyler yapılacak. Korkmayın korkmayın. Çok kötü bir şeyler yok. Sadece yüzümle alakalı bir şeyler yapılacak. Tülüm temizleme yapılacakmış. Nedir bilmiyorum tülüm. Biraz öğreniriz onu. Sonra da şuradaki kırışıklıklarım giderilecek. Botoks yapılacak. Bakalım sonuç nasıl olacak. Tabii ki botoks sonucu hemen belli olmuyor. Bir iki hafta bekledikten sonra şunlar gidecek ama yüz temizlemek için çok fazla beklemeye gerek yok. Zaten temizlenmiş olacak. O zaman hadi başlayalım. Şimdi Yasemin Hanım. Efendim? Şimdi ben yanlış söyledim adını. Tülin dedim. Tülin değil. Tülyum yapacağız size. Nedir? Tülyum lazerle yapılan bir bakım. Lazerle, lazer enerjisinden faydalanarak ciltte ısıyla birlikte bir kanallar oluşturup dokuda derin dokuda çok hafif hasarlama yaparak hem ciltte bir anti-aging tedavi yapıyoruz. Aynı anda da açtığımız kanallardan da ürün yedirerek ciltte parlaklık, canlılık, yenilenmeye katkı sağlıyoruz. Çok özel bir bakım yöntemi. Oh, klasik bakımları artık neredeyse bıraktık. Bir yaz sonrasında herhalde, değil mi? Hem parlaklık, hem lekelerde hafifleme açılma, hem ince çizgilerde açılma, hem de lifting etkisi var. Böyle bir bakım. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Ben yaklaşık 4 seneden beri yaptırıyorum botoks. Hani botokstan insanlar korkuyor. Ben bunu blog sayfamda yazdığım zaman da öyle. Botoksu zannediyor ki insanlar benim kaşım böyle aya doğru gidecek. Evet. Böyle bakacağım. Yıllardır yaptırıyorum evet. Ve aslında ön yargı da var. Bununla tabii alakalı hani bir de sizden duyalım. Kesinlikle korkmana gerek var mı? Katılıyorum. Botoks için bir ön yargı da var. Dolgu için de bir ön yargı var. Çünkü evet doğru yerlerde yapılmadığında, doğru ürünler kullanılmadığında kötü sonuçlar olabiliyor. Ve bunları görünce de haklı olarak insanlar tedirgin oluyor. Şimdi bizim aslında doktorlar olarak bu uygulamaları natürel yapmak evet, ya da abartılı yapmak elimizde. O yüzden ben de kendim, hastaların önüne geçmeniz gerekiyor bir şekilde. Öyle. Hasta çünkü bir şeyle geliyor, size böyle istiyor. Tabii ki. Olmayacaksa hastaya bunu da söylemek lazım. Ah, süpersiniz. Kesinlikle natürel uygulamalardan yanayım. Kendime de yapıyorum. Ben de doğal görünmeyi seviyorum. Hastalarıma da böyle yaklaşıyorum. Korkmayın. Kontrol elimizde. Ah, natürel süper uygulama yapabiliriz. Botoks'ta da, dolguda da. Mimiklerinizi yeterince kontrol etmek lazım. Onu yapıyoruz. Ah, çok teşekkürler. O zaman biz başlayalım. Bakalım peki neler yapılacak. İlk önce yüzümü temizliyorlar. Temiz bir yüzde tabii ki uygulama yapılması gerekiyor. Sonrasında uygulama başlayacak. Korkuyorum. Biraz ama korkulacak bir şey yok herhalde. Ne olacak? Ne yapılıyor şu anda bu? Kanallar açıyor. Lazer gibi bir şey mi? Evet, yoksa lazer. Işık veriyor. Evet. Ve tülyum bakımı yapıldı. Yüzüme böyle küçük lazerlerle bütün gözenekler açıldı. Aynı zamanda gözaltı lekelerim ve torbaları mı deniyor? Ne diyor? Gözaltı morlukları, onlar da giderildi. Şimdi ve aynı zamanda içerisine işte ilaçlar da konuldu. Biraz sonra da botoksa geçilecek. Şimdi botoksa başladık. Başlayacağız daha doğrusu. Evet. Ha, korkmuyorum bundan zaten en uç şu kadar. Çünkü yani doktorunuzun eli çok hafif. Ya evet evet, bir de öyle bir durum var. Hani buraya ilk kez geliyorum ama bir arkadaşım geldi. O dedi ki Onur dedi mükemmel dedi. Hiç acıtmıyor. Efendim tülüm bakımı yapıldı. Botokslarım da yapıldı. Yaklaşık işte bir iki hafta içerisinde buradaki kırışıklıklarım hepsi değil, azar azar yapıldı. Biraz mimik kalsın istiyorum. Bunların hepsi bitti. Çok da güzel oldu. Böyle. Hocam da burada, doktorum da burada. Elinize sağlık. Bana dedi ki, hani çok fazla istiyor musun? Böyle biraz böyle mimik bırakayım mı? Kendisine bıraktık. Tabii ki mimik olsun. Önemli. Doğal. Ve her yere de şey yapmadık. Bu tarafları da yapmadık. Çünkü neden? Belli noktaları bırakıyorum ki yapay görüntü, o gergin yüzler olmasın diye. Asla istemiyorum gergin yüz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Elinize sağlık. Rica ediyorum. Böyle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu deneyimi sizinle yaşattığım için size keyif almışsınızdır ve kafanızda sorular varsa da bunlara bir şekilde çözüm olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, güzel kalın.